bir son diye bir şeyden bahsederken hayatı bir çevrim olarak gördüğümüzden hayat ve hayat sonrası netice planında ahiret dediğimiz kulun dünyadan ayrılıp Allah Azze ve Celle katında bulacağı sonuçtan bahsediyoruz. Ama eğer onu göz ardı edersek, varsa yoksa bu hayat dersek, o zaman bizim istihza ile baş etmemiz, onunla yaşayabilmemiz kolay olmaz. Çünkü öteye dair bir beklentiyle sabır etmek, yaratan kudret Allah Azze ve Celle ile beraber olmanın bir zaman sonra zevkine erebilmek, mutluluğunu yaşamak. Kuşkusuz Allah rahmetiyle insanların tahammül gösterdikleri, sebat ettikleri kademeleri bir yerden sonra böyle bir tik atıyor ona. Bu bunu artık kararlılıkla sürdürdü ve onun sıkıntısını Cenab-ı Hak ondan gideriyor. Bir bakmışsın bir zaman sonra artık ilk zamanlarda çok aşağılayıcı, incitici ve içini derinden yaralayıcı olan bu tür söylemleri artık o kadar sıkıntılı ve yaralayıcı yaşamamaya başlamışız. Artık o kadar bize huzursuzluk vermemeye başlamış. Daha iyi kendimizi hissedebiliyor, daha üstesinden gelebiliyoruz. O kadar bizim bir anda içimizde bir nükleer tesir oluşturmuyor. Gülüp geçebiliyoruz. Bu yaptıklarını onların tahammülsüzlüklerinin bir parçası olarak kendi aleyhlerinde yaratan Allah Azze ve Celle'ye karşı acziyetlerinin bir sonucu olarak görebilmeyi başarabiliyoruz. Çünkü Hakk'a karşı kendi argümanlarını getiremeyen batılın yapabildiği en iyi şey aşağılamaktan ve istihzadan ibaret. Müminlerle oturup bir masanın iki başında omuz hizası eşit karşılıklı konuları tartışabilecekken bunu yapmak yerine koca bir Mekke dönemi ve Kureyş'in Resulullah'a yapabildikleri en iyi şey, onların açısından konuşursak, istihzadan ibaret. Ona belli yaftaları yakıştırmaktan ibaret. Çünkü onun getirdiği Hakk'a karşı kendi ellerinde onu bastıracak, onu boşa çıkaracak herhangi bir delile sahip değillerdi. Bu çaresizlikle bir insan iki şey yapar. Ya Hakk'ı kabul eder ya da Hakk'a karşı batıl söylemlerde geçersiz, anlamsız, övgü, ondan sonra yergi, aşağılama ve istihzaya başvurur. Ne yapsın? Başka söyleyebileceği bir şey yok. O bakımdan bunu onların çaresizliğinin belirgin bir tarafı olarak görebilmek de Hak tarafında bulunan kimsenin artık kendisini yönetebildiği, ortamı yönetebildiği, o kendisini iyi hissettiği zaman bu kez istihza edenin istihzası elinde kalır ve komik kalmaya başlar. Tesir etmedi, adamın maneviyatını bozamadı. Ona onun söylediği Hakk'a karşı kendisi bir şey söyleyemedi. Onun yerine aşağılayıcı ifadelerle geçiştirmeye, durumunu kurtarmaya, kuyruğunu dik tutmaya çalıştı şeklinde ortamın da artık müminlerin lehine döndüğü, Hakk'ın lehine döndüğü bir süreç yaşanır. Ama bunlar hep bedel ödemeyi göze alanların, Cenab-ı Hak göze aldıkları bedelleri onlara yaşata yaşata sonra da bunların ağırlığını onların üzerinden kaldırdığı bir şekilde yaşanır. Kul Cenab-ı Hak uğrunda herhangi bir sözü bile, aşağılayıcı bir ifadeyi bile tahammül etmeye yanaşmaması kendi onurunu Hak'tan üstün bellemesine kadar gidebilir. Böylece kendi onuru aşağılanmak, onurunun incitilmesi adeta bir kutsalı haline gelir ve ona yönelecek herhangi bir tehdidi asla göze alamadığı için bu kez Cenab-ı Hak'tan ödün vermeye başlar. Hak'tan ödün vermeye başlar. Çocuklarımızın yetişme çağında o ilk zafiyetleri üzere bunu yönetemeyişleri, bunun altında kalmalarına ciddi destek vererek benzeri ortamda kendileri gibi iman eden, kendileri gibi giyinen, kuşanan insanların çokluğuna, onların ortamda bulunarak bunu iç güvenlerini, özgüvenlerini diri tutabilecekleri bir şekilde dışarıdan destek sağlamalıyız. Bir çocuğun daha küçücük yaşta kendisini bambaşka bir ortamın içerisinde Hakk'ı savunacak kadar çelimsiz ve çaresiz kalması onun açısından ciddi manada zorlayıcı olur. İstihzayı, aşağılamayı, küçük düşürülmeyi basit bir şeymiş gibi "Aa, güldü geçtiler, umursama" diyerek biz onlara telkin edemeyiz. Bulundukları ortamda istihzaya uğrayacakları türden baskın bir çevre varsa, o zaman başka türlü çevrelerde okutmaya, başka türlü ortamları, mahalleleri seçip onların kendilerini en azından o çağlarda yara almadan yetişebilecekleri ve büyüyüp artık kendi egolarını, kendi iradelerini, kendi karizmalarını, kendi psikolojilerini tahkim edip sağlamlaştırınca bu kez daha rahat tepki verecekleri, daha rahat bunu karşı tarafa karşı savunmada kalabilecekleri bir olgunluğa vardırmalarına imkan sağlamak. Bunu her zaman yetişme çağının bir denklemi içerisinde bunu hesaba katmamız lazım. Basit bir şeyden söz etmiyoruz. Peygamberin bile aşağılandığında, küçük düşürüldüğünde içine yara olduğu, düşünün secdeye varmışsınız, getirip üzerinize bir devenin bağırsaklarını bırakıyorlar. İçinde devenin dışkılarının bulunduğu o boşaltım sistemi böylece üzerinizde duruyor. Hareket etseniz sağdan yahut soldan içinden o pislikler üzerinize boşalacak. Öylece kala kalıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemez bir halde Mekke'nin vadisinin, şehrin ortasında yere alnınızı serip alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi yüceltmişken insanlar tarafından en aşağılık bir durumda bırakılmışsınız. Üzerinizde dışkı bekleye duruyor ve bu sahnede sizi göz bebeğiniz, en küçük yavrunuz, kızınız, ciğerpareniz Fatıma görüyor. Ve koşar adım gelip sizi bundan kurtarabilmek, babasına yönelen bu eziyeti, bu aşağılamayı, bir yandan onu düşünün, kendi evladı açısından nasıl bir yaralayıcı olacağını, bir de Hazreti Peygamber'in bir baba olarak kendi yaşadığından öte kızının böyle bir görüntüye, böyle bir resme, babasının bu denli aşağılandığı bir sahneye tanık olmasından hissedecekleriyle ne kadar incineceğini düşünün. Ama söz konusu olan hakkı tutup kaldırmak ise, söz konusu olan hakkı yüceltmek ise kişinin varını, yoğunu, canını, cananını hepsini bu uğurda adamaya en azından hazır olması lazım. Allah Azze ve Celle her birimizi ne türden sınavlar ile hayatın içerisinde sınar bilmiyoruz ama bunları göze almayanların yolda kalacakları besbelli bir süreçten bahsediyoruz.